Herkese merhabalar arkadaşlar. Rasyonel ifade deniz sadeleştirmesi konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, konuya geçmeden önce her zaman gibi programımıza bakalım. Programımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar biz ne yapmıştık? Çarpanlara ayırmanın konusunu anlatmıştık ve de onun aslında bir bakıma soru çözümünü bugün sizlerle rasyonel ifadenin sadeleştirmesiyle birlikte yapacağız arkadaşlar ve Geçelim. Neye geçelim? Ödevimize geçelim arkadaşlar. Matematikte arkadaşlar sıfırdan ona kitabımızda 184, 185 arkadaşım. Hemen bak göstereyim sana. 184'te ne var? Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi var. 185'te de süz, e süzgeci var. Bir türlü söyleyemedim. Ne yapıyorsun yapamadıklarını da kare kodu okutuyorsun arkadaşım. Hemen öbür dinamo kitabımda da yani soru bankamda da tetra 39 ve ne var arkadaşım? Orada 40 var. Hemen onu da söylemiş olalım. İşte burada rasyonel ifadenin sadeleştirmesi. 1 T39 yani sayfa 195. 196'da da yine sorun var. Yapamazsam yine karakodu okutuyorum. Örnek sorumada bakarak işlemimi yapmaya çalışıyorum arkadaşım. Dedim artık uzatmayalım dersimize geçelim. Arkadaşlar çarpanları ayırma yöntemlerini geçen hafta görmeye başlamıştık. Ortak çarpan parantezini almayı görmüştük gruplandırarak çarpanları ayırmayı görmüştük. Özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayırmayı görmüştük. Ama daha işimiz bitmemişti aslında. Videomuzun süresi uzun olmasın diye herkes daha rahat anlasın diye parçalara anlatmıştık. Ve bugün de arkadaşlar şu önemli kısım var. AX kare BX artı C3 terimisinin çarpanlarına nasıl ayrıldığını göreceğiz. Ve de sonrasında çok nadir olsa da değişken değiştirmeyi kullanılıyoruz öğreteceğim size. Bir de çok az sorulsa da terim ekleme çıkarma yöntemini de göstereceğim. Bu arada değişken değiştirmeyi çok yerde kullanabilirsiniz. Size kalmış birazcık soruları iyi görmek istiyorsanız. Ben mesela çok kullanıyorum. Ama bazıları direkt pıt diye yapıyor. Ama terim ekleme çıkarma çok nadir zor sorularda karşıma çıkıyor. Ve de bunların hepsini neden yapıyoruz? Rasyon ifadenin sadeleştirmesi için yapıyoruz. Şimdi bunların hepsini aynı anda sizlere göstermiş olacağım. Hemen başlayayım. AX kare BX artı şey, işte C3 terimlisinin çarpanlara ayrılmasında iki kuralımız var arkadaşlar. Birincisi burada x karenin başında bir şey yoksa ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz hemen bu b sayısı hangi iki sayının toplamı c sayısı hangi iki sayının çarpımı diye soruyoruz. Neden? Burada çünkü bakın diyelim ki x artı 2 ile x eksi 3'ü çarparsanız arkadaşlar tek tek çarparsan x ile x'i çarptın x kare. x ile eksi 3 x'i çarptın eksi 3 x. Bakın 2 ile eksi çarparsan artı 2 iki x. 2 ile eksi 3 çarparsan eksi 6. Bakın sayı ile sayıyı çarpınca sayı geliyor. Zaten sayıların çarpımı o. Burada da farkındaysanız artı 2 ile eksi 3 x'leri alıyorlar. Ve de bunlar aslında bir bakıma toplanıyor. İşte bu sebepten dolayı ben de hemen bunu geri çekiyorum. Diyorum ki hangi iki sayının toplamı, hangi iki sayının çarpımı diye düşünmeye çalışıyorum. Bu kadar kolay. Ne yapıyorsun o zaman? Hemen x artı m, x artı n yapıyorsun. Olayı bitiriyorsun. Bak çok basit olay. Hangi iki sayının çarpımı eksi bir top, pardon çarpımı eksi on iki toplamı eksi bir. Hangi iki sayı var arkadaşım? Tabii ki de bunu dörde üç diye ayırırsın. Burası eksi bir olduğuna göre o zaman dersin ki eksi 4 ile artı üç dersin. Bakın burası da a'ya a diye ayrılıyor dersin. Hemen ne diyoruz o zaman? a eksi ne? A artı 3'ün çarpımıdır dersin. İstersen çarpabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok dedim ve geçtim. Şurayı hemen x yapalım. Bakın yine aynı şey. Hangi iki sayının toplamı 7 çarpımı 6'dır? Hangi iki sayının toplamı 7 çarpımı 6? Tabii ki de artı 6 ile artı 1 oldu. Burası da x'e x olmuş oldu. O zaman ne diyorum? x artı 6 ile burası x artı 1'in çarpımıdır diyorum. Bakın geldik buraya. Hangi iki sayının... Bakın burada da 6 vardı, burada da 6 var ama dikkat bunlar tamamen ayrılar. Hangi iki sayının toplamı eksi 5 çarpımı artı 6? Bakın eksi 5 hangi iki sayı? Burada sonuçta artı çıkması için çarpımların ne ya eksi eksi olmalılar ya da artı artı. O zaman ne diyorum ben de eksi 3 ile eksi 2 olduğunu gördüm. Neden? Toplamları da eksi 5 ettiği için. O zaman ne diyorum arkadaşım? M eksi 3 çarpı M eksi 2 olmuş oldu. Hemen bak bunu birlikte düşünelim yine. Hangi iki sayının toplamı eksi 2 çarpımı eksi 8? Bakın tabii ki de ne olması lazım? Eksi 4'e artı 2. Çünkü toplamları eksi 2 olacak. Çarpımları da eksi olacak. Dikkat edin dedim. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. X eksi 4 çarpı X artı 2 diye de bunu bitirmiş oldum. Bunun birinci kuralı böyleydi. Çünkü burada sayı yoktu. Sayı olsa ne olur peki? Hemen onu görelim. Kural 2'de de burada bir sayı olsa bu sefer burayı nasıl ayırdıysam burayı da ona benzer şekilde ayırıp çarpmaya çalışıyorum arkadaşım. Ve çarparsam da toparlayacağım. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Çok dikkat et şimdi. Burada 6x kare var. Burada x 15 var. Şimdi bunları öyle bir parçalayacağım ki bunları çaprazlamasına ya da düz çarpımda hiç fark etmez. Kitaplar genelde çapraz çarpımı gösteriyorlar. Ama ben sana bak çok pratik bir şey göstereceğim. Aklında kalacak. Bakın Hemen buralar genellikle deneme yanılmayla oluyor. Biraz daha zorlamayla oluyor. Mesela şundan başlayalım. Burası xx diye ayrılır. Bakın 6y kareyi sen nasıl ayırırsan toplarsan 5xy olur. Mesela şöyle 3y'ye 2y ye yapsan olur mu? Bakın x kere 3y 3xy x kere 2y 2xy toplarsan 5xy oldu mu? Oldu. O zaman burası ne olması lazım? Artı artı olduğu için x artı 3y çarpı x artı 2y olmuş oldu. Mesela şu alttakine bakalım bir de. Bakın burası %100 2x'e x diye ayrılacak. Yalnız burada da ya burası 5y'ye 7 diye ayrılacak ya da eksi 5y'ye eksi y diye ayrılacak. Neden? Çünkü burası eksi 11 olduğu için bu şekilde yapacağım. Şimdi çok dikkat edin. 2x ile eksi 5y'yi çarparsam eksi 10y eder x ile eksi y'yi çarparsam, eksi y eksi x y eder. toplarsam da eksi 11 xy olur. Bak bu şekilde bununla bu çarpılacak bununla bu. O zaman çok dikkat arkadaşım. Kimleri kimle çarpıyorsan aynı paranteze koymuyorsun, Neden? Çünkü onlar böyle dağıtılarak çarpılıyordu ya o zaman 2x ile eksi 5 y'ye çarpılacak. O zaman farklı parantezde olmaları gerektiğini bilmen lazım. İşte bakın bazıları işte bunları düz çarptıysan çapraz çarpacaksın çapraz. Ben hiç öyle bilmem. Ben direkt mantığını biliyorum. Çok da rahat ediyorum. 2x ile eksi 5'i aynı parantezde olamaz. Bu kadar olay bitti. Şimdi bakın aynısının tıpkısının benzeri var. 8x'i nasıl ayırabilirim? Bir kere burası zaten eksi 10 olduğu için kesinlikle burayı eksi 3'e eksi 1 diye ayırdım. Peki burayı 8'e x 8'e 1 diye mi ayırayım? 8'e 1 diye ayırırsan toplamı eksi 10 hiçbir zaman etmez. O zaman ne yapıyorum? Bakın 4x'e 2x diyorum. Peki bu şekilde olabilir mi? 4x kere eksi 1 eksi 4x. 2x kere eksi 3 eksi 6x toplarsan eksi 10x olmuş oldu. Bakın şimdi 4x var burada. Burada da 2x var. Şimdi kimle kimi çarpıyorum dostum? Çok dikkat et. 4x ile neyi çarpmıştım biraz önce? Eksi 1'i. O zaman onlar aynı parantezde olamazlar. 2x'e de eksi 3'ü çarpmıştım. O zaman 2x e de eksi 3 aynı parantezde olamazlar dedim ve bitirdim. Peki burayı nasıl yapabiliriz bakalım? Burayı da 2x'e 3x diye ayırsam burayı da 5'e 3 diye ayırsam çok dikkat şimdi bunlardan biri eksi ama kim eksi bilmiyorum şu an. Düşünüyorum 2 kere 2 kere 5 10 3 kere 3 9 o zaman buradan olmadı. Diğerine geçiyorum şimdi çok dikkat. 3 kere 5 15 3 kere 5 15 3 kere 6 9. Bakın buradan da olmadı. O zaman nasıl olacak? Bir kere daha düşünelim. Biraz önce ne demiştik? 2x kere 5 10x 3x kere 3 9 demiştik. Olmadı dedim ama neyi unuttuk? Bunlardan biri eksiydi. Bakın 2x ile 5 çarptın 10x. 3x ile 3'ü çarptın 9x. Demek ki aa, burayı eksi 3 burayı artı 5 yaparsam süper olur. Peki kimle kimi çarptım? Bakın bununla bunu bunları bunu çarptım. O zaman ne diyorum? Bu adamlar aynı parantezde bu adamlar aynı parantezde olmayacak. Kim onlar? 2x ile 5 aynı parantezde olmayacak. 3x ile eksi 3 aynı parantezde olmayacak. Niye? Bakın dağılırken bu bununla çarpılacak arkadaşım. Çarpılırsa ne oluyor? Eksi 9x. Bu da bununla çarpılacak. Artı 10x. Toplarsan artı x eder. Bakın eksi 3 ile eksi 5'i çarparsan. Eksi 3 ile 5'i çarparsan. Eksi 15. 2x kere 3x. 6x kare olmuş oldu. İspatını da bir şekilde göstermiş olduk arkadaşım. Şimdi değişken değiştirme muhabbetlerinde de karmaşık ifadeleri basitleştirmek için. Bakın olayımız karmaşık ifadeleri basitleştirmek için. Soruda sü sürekli tekrar eden kısımların yerine basit bir değişken koyuyoruz. Yani sürekli mesela soruda 2 üzeri x var, 2 üzeri x var, ya 2 üzeri x artı 2 var, 2 üzeri x. Ya o zaman sen buralara k diyeceksin bitti. Koyuyoruz ve soruyu rahatlattığımız bir yöntem olarak bunu kullanıyoruz. Bakın zor soru kategorisinde bunu koyduk. Neden? Çünkü bak burada ne var? A eksi 1 bölü A'nın karesi var. Eksi 2 parantezini alırsam burayı. Bakın eksi 2 parantezini alırsam. A eksi. Bakın çünkü eksi 2 parantezini aldım. Artı eksiye dönüştü. 2 parantezini aldığım için 1 bölü A geldi. Artı 1 eşittir 0. Bak çok dikkat et şimdi arkadaşım. Çok dikkat et. Burada işte karmaşık ifadeleri basitleştirmek istiyorum. Ve o yüzden ne yapacağım? Sürekli tekrar eden kısmın yerine basit bir şey koyuyorum. Bak a eksi 1 bölü a a eksi 1 bölü a. O zaman şuna k dersem k kare eksi 2 k artı 1 eşittir 0. Bak değişken değiştirdim mi? Çok da güzel değiştirdim. Biraz önce yaptığımız yöntemle hangi iki sayının çarpımı artı 1 toplamı eksi 2? Tabii ki de eksi 1 eksi 1 oldu. O zaman şöyle bir şey çıktı mı elime? k eksi 1 çarpı k eksi 1 eşittir 0'sa o zaman demek ki Bunların ikisi de aynı şey olduğuna göre k eksi 1 sıfırdır dedim. Buradan da k'yı bir bulmuş oldu. Bakın k'yı bir bulduk. K dediğimiz neydi? Hemen geri çağıralım. Ey k geri gel diyorum. Bakın nasıl geliyor? Hoppa süper bir şekilde geliyor. Bu da eşittir kaymış. Peki bana soru ne soruyordu? Çok dikkat. A üzeri 4 artı 1 bölü A kareyi soruyordu. Şunu hemen parçalayalım bir, bir, bir şekilde. A üzeri 4 bölü A kare artı 1 bölü A kare diye parçalı. Tabanlara paydalar aynıymış da toplanmış gibi. O zaman aslında bize sorulan neymiş biliyor musun? A kare artı 1 bölü A kareymiş dedik. Aa bir dakika. E biz bunun karesini alırsak süper bir şekilde çıkıyor ortaya. E K'yı da bu arada bir bulmuştum ben. O zaman buraya da 1 yazdım. Hemen karesini alalım. Kare almayı geçen hafta öğretmiştik. Neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve de ikincinin karesi vardı arkadaşım. İkincinin karesini de aldığımda birin karesinden bir geldi. O zaman bakın burası ne oldu? A kare artı bir bölü A kare bakın bunlar birbirini götürdü. Burası oldu mu sana eksi iki? Karşıya attığımda ne olacak arkadaşım? Karşıya attığımda artı üç olmuş olacak dedik ve bu soruyu da bitirmiş oldum arkadaşım. Gördüğün gibi ne yaptık? Aynı şeyler tekrar diyordu. O zaman kaba şeyi aldım, basit şeyi koydum yerine ve güzel bir çarpanlara ayırma olmuş oldu. Şimdi geldik terim ekleme, terim çıkartma şey, çarpanlara ayırma yöntemine. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu en zor kısım bu. Çünkü ne ekleyeceğini genelde bilemiyorsun. Bilinen yöntemlerle çarpanlara ayrılamayan ifadeler uygun terim eklenip çıkarılarak bilinen özdeşliklere benzetilerek çarpanlarına ayrılıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İşte bu sorular Biraz önceki soru zoruydu ya bakın. Bu soru zoruydu. Çünkü gerçekten de e, değişken değiştirirken bazen böyle zor sorular gelir. Ama bu en zoru arkadaşım. Neden? Çünkü bu gibi durumlarda, bakın bu gibi durumlarda yapacağınız şey bildiğin bir şeye çevirmek. Bak x üzeri 4 var. Yani ister bunu x'in dördüncü kuvveti olarak düşün, ister x karenin karesi olarak düşün. E burada 1 var. Bu 1 ister 1 olarak düşün, ister 1'in karesi olarak düşün. İster birin dördüncü kuvveti olarak düşün. istediğin gibi düşün. Burada da x kare var. Bu x kareyi de bilmiyorum ne yapacağım. Şimdi bu gibi sorularda genelde adamlar bu x karelerden ekleyip çıkarmanı isterler. Neden? Çünkü buradan da iki kare farkı yapmanı beklerler. Nasıl yani hocam? Bak x üzeri dördü ben x'in karesinin karesini yaparsam. Bakın burada da x kare var ya elimde. O zaman bu x kareye ben bir tane x kare ekliyorum. 2 x kare oluyor. Burasını da birin karesi olarak düşünüyorum. Ben ne yaptım şu an arkadaşım? Bakın bir tane x kare ekledim. Yani ekleme yaptım. Bir tane terim ekledim. Peki eşitlik bozulmaması için ben bir tane x kare çıkarsam olur mu? Olur. Bakın bu şekilde ne yapmış oldum? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı hatta burada görünmez. Bir vardır. İkincinin karesi. Ne yaptım? X kareyi bir daha çıkardım. Neden hocam? Çünkü bakın burası ne oldu? X kare artı birin ...karesi oldu. Birincinin karesi, birincinin ikinci çarpım iki katı. İkincinin karesi, işte burası. Ne oldu? X kare artı birin karesi oldu. Bu tarafta da elimde ne var? X kare var. E kardeşim... ...burası iki kare farkı oldu mu? Bakın kare kare. O zaman ne demiştim ben sana? En öz hallerini... ...topluyorsun. Ön, en... E, ...ön değil. En öz... ...hallerini çıkartıyorsun. X kare artı birle. ...X'i topluyorum. X kare artı birden... X'i çıkartıyorum. İşte bakın çarpanlarına ayrıldı. İki tane çarpma gibi oldu. Yine söylüyorum. Genelde X kare tarzında bir şey ekleyip çıkartırlar. Çünkü niye? iki kare farkı yapın diye. O yüzden buraları tam kareye yapmaya çalışın. Genelde buradan da bir kare çıkartmaya çalışın dedim. Ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Artık sorularım bitti arkadaşlar. Artık daha doğrusu artık konu kısmı bitti. Hani demiştik ya konu kısmında. Konu kısmında size söylemiştim. Ne vardı? Bunları geçen hafta gördük demiştim. Bunları da bu hafta görmüş olduk. Şimdi saat rasyonel ifadenin sadeleştirmesine geçeceğim. Ve de aslında bir bakıma bunlarla ilgili soru çözümüne geçmiş olacağım arkadaşım. Yine dediğim gibi bu kısım çok önemli. Çok yerde karşına çıkacak geometri dahil. Bu değişken değiştirmeyi kullanırsın çoğu yerde aklında olsun. Terim eklemede yine zor sorularda karşına gelecektir. Şimdi bakın hemen geldim buraya. Ne diyor bana arkadaşım? X kare eksi 3x artı m X kare artı 2x eksi 8 sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre. Cık, bir dakika şimdi. Sadeleşebiliyorsa çarpanların ayrılıyor olması lazım. Yani x kare eksi 3x artı m Alt tarafa bakarsam bunu ben x x diye ayırsam burada da artı 2x neyin toplamı 2x? Neyin toplamı 2 çarpımı eksi 8? Sanki artı 4'e eksi 2 mi? O zaman sanki burası x eksi 2 ile sanki burası x artı 4 mü arkadaşım? İşte bu kadar. Peki bu adamlar sadeleşebiliyorsa sadeleşiyorsa bu adam bunun içinde var mıdır? Vardır. Bakın şimdi iki farklı yöntemle yapacağım aklında olsun. Ne yapacağım şimdi? Bu adam buna tam bölünüyorsa polinomda hatırlıyor musun? Tam bölünüyorsa. O zaman bu polinom şuna tam bölünüyorsa hemen x'in yerine 2 koyacaktık değil mi? O zaman buna tam bölünüyorsa kalan da sıfırsa cevabım ona eşitti. Bakın o zaman ne yapıyor biliyor musun? X kare eksi 3 x artı m'de 2 koyarsam yerine 2'nin karesi eksi 3 kere 2 artı m sıfır olmalı. Buradan da m ne çıkmış oldu? 2 çıkmış oldu. Neden? Bakın bir polinom var. Polinom x eksi 2'ye tam bölünüyor. Hatırlıyor musun? Tam bölünüyorsa x eksi 2'ye tam bölünüyor demekti. X'i 2 diyorduk. Hemen de tam bölünüyorsa kalan da 0 diyorduk. Hani oradan yapıyorduk ya px polinomunu. Hatırla orada işte. Hatırlayamadıysan bir kere daha izle videoları. Orada hızlı bir geçersin. 2x de izlersin. Birkaç soru izlesen aklına gelir arkadaşım. Hemen m'yi 2 bul. Ama 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 ama. Gel gör ki gel gör ki. Burası x artı 4'e bölümünden kalan sıfırsa. O zaman x'in yerine eksi 4 koyacaktım. Eksi 4'ün karesi. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı m. Eşittir. Nedir arkadaşım? Sıfırdır buradan da 16 artı 12 artı m eşittir 0'dır. Buradan da m ne çıktı? Eksi 28 çıkmış oldu. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz dostlar? Bakın gerçekten öyle mi bir bakalım? M 2 ise x kare eksi 3x artı 2 dediğimde, bakın x x artı eksi 2'ye eksi 1 diye ayrılıyor. Hemen bakıyorsun, x eksi 2 ile x eksi 1 olmuş oldu. Bakın içinde x eksi 1 var mı? Var. O zaman x eksi 2 var mı? Var. Sadeleşme olabiliyor. Peki eksi 28 ise ne olur? Hemen onu da gösterelim. Bakın x kare eksi 3 x eksi 28 dersem buradan da yine bu x'e x, -x ayrılıyor. Burası da eksi 7'ye artı 4 ayrılıyor. O zaman toplamları da eksi 3 oldu mu? Oldu. Bakın x eksi 7 x artı 4 oldu. Bölü burası ne oldu? x eksi 2 yine x artı 4 oldu. Bunlar birbirini götürmüş oldu. Ve bu şekilde de bu soruyu yapabiliriz. Peki hocam diğer yöntem ne? Diğer yöntem şu. Bunun içinde x eksi 2 varsa o zaman bu taraftan yani diğer tarafında bakın diğer taraftan ne gelebilir? Burada hani toplamlarıydı ya. E toplamlarıyla kardeşim eksi 2. Neyle toplarsam eksi 3 olur? Eksi 1 ile. Bak o zaman sen buna x eksi 1 diyebilirsin. x eksi 1 dersen burası toplamlarıydı burası çarpımlarıydı. O zaman m'ye artı 2 diyebilirsin bu tarafa geldiğimde hani toplamları eksi 3'tü? Bu adamla sadeleşiyorsa demek ki bunun içinde x artı 4 var. x artı 4 ile neyi çarparsam yani o ikinci kısım hangi sayı olmalı ki eksi 3 etsin? Tabii ki de artı 4'e eksi 7 etmesi lazım. E çarpımlarıydı burası da o zaman 4 kere de eksi 28 olmuş oldu. İki türü de yapmış olduk. Bir bulduk şeyi 2'yi bir de eksi 28'i bulmuş oldum. Cevabım da eksi 26 olmuş oldu. İşte bu kadar. Olayı da bitirmiş olduk. Geldik güzel bir yine sadeleşme sorusuna. En sade hali nedir diyor. Hemen bakalım. Küp var, kare var, 8A var, 8 var. Buraya baktığımda da ne görüyorum arkadaşım? A küp var, 2A kare var, 4A var. Şimdi öncelikle alt tarafta bir kere A'yı görüyorum. A'yı gördüysem de bu A kare artı 2A artı 4 olduğunu gördüm. Bakın Burada altta bu var. Şimdi üste bakıyorum. Üste de şu an itibariyle bir şey göremiyorum. Nasıl yapacağım diye düşünürken aklıma şu geliyor. A küple 8'i bir araya getirsem A küple 8 dediğim şey 2 A küple 2'nin kübü olduğunu görüyorum. 4 A kareyle de 8 A'yı getirsem bir araya sanki oradan da bir action olacak gibi. Nasıl yani hocam? Bak bu 2 küp toplamı yaptığımda ne yapıyordum? En öz hallerini alıyordum. Aldım. Sonrasında birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı değil de neydi? Birinci ile ikincinin çarpımıydı sadece. O zaman burası 2A. Bir de ikincinin karesi vardı. Burayı hallettim. Artı, artı. Şurayı da sanki bir 4A parantezine alsam. Bakın 4A parantezine 4A kare demek. 4 kere A kere A demek. 4A'yı alırsam A kalır. 8A'dan da 4A'yı alırsam 2 kalır. Oba! Çok değişik atraksiyonlar oluyor burada şu an. Burası ne oldu? A kare artı 2A artı 4 oldu. Şimdi çok dikkat edin şimdi. Çok dikkat edin şimdi. Hemen burada bakın ikisinde de iki tane terim var burada. Çarpma çarpma artı çarpma. O zaman burada ne yapacak? Bu terimlerde ne yapacağım dostum? A artı 2 ortak parantesini alacağım. A artı 2 ortak parantezini aldığımda burada ne gelecek? A kare eksi 2A artı 4 var burada. Diğer taraftan da ne gelecek arkadaşım? Artı 4A gelmiş oldu. Bakın bunu bunu aldığımda aldım buraya sildim. Bu geldi bu gelmiş oldu. Aşağısı neydi? A bölü e, A çarpı A kare artı 2A artı 4'tü. Şimdi şuraya dikkatle bakarsan eksi 2A artı 4'a artı 2A olur. A kare artı 2A artı 4 olduğu için bunlar birbirini sadeleştirir. O zaman en son tahlilde ne kaldı? A artı 2 bölü A kaldı. Bunu bakın biraz önce yaptığım gibi test kitaplarında şöyle de söyleyebilirler. A bölü A'dan dolayı 2 bölü A'dan dolayı bunu 1 artı 2 bölü A'da diyebilirler. Bazı yerlerde aklımda olsun. Bakın sanki burası bir ta, e, küp açılımıymış gibi alakası bile yok. Burada ne var? İki küp toplamıyla bir tane ortak çarpan paranteze alması varmış dedim. Ve bu hoş soruyu da rasyonel ifadenin sadeleşmesinde bitirmiş oldum. Geldim bir başka soruma. Bakın burada M var, kök M var, N var, kök N var, M var, kök M, kök N. Bayağı bir karışık ortalık. O zaman şöyle bir şey söyleyelim mi dostlar? Bakın ben ne demiştim biraz önce? Karmaşık bir yapı var. Kök var, M var, kök var. Ya kök M'ye ben A diyeyim. Kök N'ye ben B diyeyim. Peki kök M'ye A dersem. Her iki tarafın karesini alsan. M dediğin şey A kare midir? N dediğin şey B kare midir? O zaman M dediğim şey A kare midir arkadaşım? Evet o zaman A kareyi yazdım. Çarpı kök M A'ydı. Eksi bu neydi? B kareydi. Çarpı B'yi yazdım. Bölü M dediğim şey neydi? M dediğim şey A kareydi. Artı. Kök M. Kök M ne? Ne demek biliyor musunuz? Kök M çarpı kök ne demek? Dereceler aynıysa kök kök içine giriyordu ya. M çarpı ne oluyordu? İşte burası da aynı öyle. O zaman ne oldu? A kare oldu. Kök M kök neydi? A çarpı B oldu. N de ne olmuş oldu? B kare olmuş oldu. Artı kök N var. O da B. Burası da 3 olmuş oldu. Şimdi çok dikkatli izliyorsun. Yukarısı a küp b küp. Bakın burası a küp. Burası b küp. E, aralarında da eksi işareti var. O zaman 2 küp farkı mı? Evet. 2 küp farkında ne yapıyordun? En öz hallerini alıyordun. Bu arada bir önceki soruda söylemeyi unuttum. Onu bir daha söyleyeyim hatırlatayım. En öz hallerini aldın. Burası artıysa burası eksiydi. Burası hep artıydı zaten. Onunla bir sıkıntı yok. Burası artıysa burası eksi. Eksi ise artıydı. Bakın bu soruda da burası eksi geldiğine göre en sade hallerini aldın. Sanki burada da kare alırmış gibi yapıyordun. Yalnız ne yapıyordun arkadaşım kare alırmış gibi yaparken? Birinci ile çarpımı iki katını değil aldık. Bak art, eksi de artı oldu. Burası zaten hep artı. O zaman aşağıda ne var? A kare artı, A B artı, B kare varmış. O zaman şunlar birbirini götürmüş. E burada bir de artı B eşittir 3 vardı. E, yukarıda ne kaldı? Birbirini götürünce A eksi B kaldı. Artı B eşittir 3'müş. Buradan da bunlar birbirini götürdü. A eşittir 3 gelmiş oldu. Peki biz kime A demiştik? Kök M'ye A demiştik. Hatta da ne demiştik? M'ye de A kare demiştik. Peki biz ne bulduk? A'yı 3 bulduk. Bize de M'yi soruyor. M eşittir 3'ün karesinden dolayı. M eşittir 9 olmuş oldu arkadaşım dedim. Ve bu güzel sorumu da bitirmiş oldum. Geldik bir başka soruya arkadaşım. Yine çok güzel iki sorum var. Ve sonrasında da yayını bitirmiş olacağız. Hemen bakıyorum. Bugün gördüğümüz hemen çarpanlar ayırmayı yapacağız. Yalnız şuradakini bir, bir kere daha düzgün yazalım. X kare artı X eksi 6 var. Çarpanlarına ayrılmış. Biz bir daha birleştirdik. Şimdi düşünelim. Hangi iki sayıyı çarpı alt burayı nasıl ayıralım? 3x'e 2x diye ayıralım. Olmazsa 6x'e 1 diye de ayırırım. Bu arada burası da 3'e 1 diye ayrılacak kesin. Ama bunlardan birisi eksi. Aa bir dakika. Burayı artı burayı eksi yapsam. 3 kere 3 9. 2 kere eksi 1 eksi 2. E o zaman 9 eksi 2 7. Artı 7 oldu mu? Oldu. Bak dikkat. Kimle kimi çarptım? 3x ile 3'ü 2x ile eksi 1'i. O zaman 3x ile 3 aynı tarafta olmayacak arkadaşım. 2x de de eksi 1 aynı tarafta olmayacak. O zaman şurası da eksi 1 olmuş olduğu. Burayı patlattım bitirdim. Arada da çarpı var. Geldim buraya. Burayı da nasıl ayırayım hemen? Bakın şimdi 3x, x'yi X ayırayım. Burası da kesinlikle birebir Bunlardan biri eksi biri artı. Yalnız kimi kimle çarpacağım? Bakın 3x artı 1 ile x'i de eksi 1 ile çarpıyorum. Bakın burada düz çarpıldı. Burada çapraz. Ya beni ilgilendirmez. Ya burada sen sayıları bul. Sonrasında bak söyleyeceğim şeyi iyi dinle. Ne yapacağım biliyor musun? Kimle kim çarpılacaktı? 3x ile artı 1. Onlar artı 1 aynı yerde olmayacak. Aynı yerde olmayacak. Ne olacak? Farklı yerlerde olacak. Kimle kim? X ile de eksi 1 aynı yerde olmayacak. Çünkü niye? Çarpım durumuna gelmediği bu arada bakın çarpmada bunlar sadeleştiler. Bölü vardı. Ters çevireceğim yukarı atacağım. Hemen şurada ayırayım onu. x kare artı x eksi 6 diye bir değerim var. Bakın x x diye ayrılacak. Buranın da 3'e 2. Ama birisinin eksi olacağı için. 2'nin eksi olacağını fark ettim. Çünkü toplamları artı x'miş. O zaman bunu yukarı atacağım için ne olacak? x eksi 2. Burada gözüm kapalı yapabiliyorum. Çünkü niye x x burası hiç fark etmiyor. x artı 3 oldu. Devam ediyorum bak şimdi. Burada da burada da üst tarafta da yine elimde ne var? 2x kare eksi x eksi 6 var. Hemen burayı bir kere 2x'e x diye ayıracağım kesin. Hemen burayı da 3'e 2 diye ayırayım. Olmazsa 6'ya 1 diye ayırırım. Yalnız bunlardan biri eksi. Hemen bakıyorum arası eksi olduğu için. Bakın 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. Eksi 4 artı 3 eksi oldu. Kim kimle çarpılmış oldu? Bununla bu bununla bu çarpılmış oldu. Ama tekrar söylüyorum. Çarptıklarım aynı yerde olmayacaklar. Eksi 2 ile değil 3 ile aynı yerde olacak. Buradaki de arkadaşım x'im de artı 3 ile değil eksi 2 ile aynı yerde olması gerekiyor. O zaman x eksi 2 ile x eksi 2. 2x artı 3 ile 2x artı 3 sadeleşti mi? Son talide ne kalmış oldu? x artı 3 bölü x artı 1 kalmış oldu ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Yapman gereken işte bunlar. Bugün de zaten derste bunu görmüştük. Yine çarpanları ayırma. Lütfen test kitaplarında lütfen çok fazla bolca soru çözün. Şu ayırmalarda artık pratikleşin. Bak bu arada ben 3'e 2 diye yazdım. Olmadı mı? 6'ya 1 yazacaktım. Zaten başka şansın yok. Mesela burada 3'e 2 yazacaktım. Olmadı mı? 6'ya 1 yazacaktım. Mesela burada 3'e 1 başka şansın yok. Burada 1'e 1 başka şansın yok. Hatta eksi 1'e artı 1. Burada da ama bak burada bilemiyorsun. Artı 3'e eksi 1 mi? Eksi 3'e artı 1 mi? Bilemediğin için o yüzden de deniyorsun. Ben de zaten 3 üç kere 3'ün 9. Burada da 2 kere eksinin de eksi 2 olduğunu görmüştüm. Ona göre yapmıştım. Geldik son sorumuza arkadaşım. Bakalım yapabilecek miyiz? Hemen payda diyelim. Şurada görünmez bir vardır. X ile eşitlersem burası x küp eksi 1 bölü x oldu. Bölü aşağıda ne var? x kare artı x artı 1 bölü. Hemen şurada da bir de 3 x küp eksi 2 x var. Çarpı diyelim çarpı. Bunu üst tarafa atalım. 3 x kare artı x eksi 2 bölü x kare eksi 1 var. Şimdi bildiklerimi bu dostlama dalacağım şimdi. Çok dikkat edin şimdi. Şuradan dalacağım. Bir kere x küp eksi 1. 2 küp farkı eksi 1 üzerinde 3 vardır. Hemen 2 küp farkı ise en sade hallerini yazdım. Bir de bunları tam kare alır gibi çarpıyordum. Burası eksi ise burası artı. Tam kare gibi alır gibi çarptığım için unutma arkadaşım. O zaman birinci ile ikinci çarpımın iki katı yok. Bu var. Bölü x var. Çarpı bunu ters çevirip çarpacağım ya. Burası yukarı gelecek. 3x kare. 3 pardon. 3x küp eksi x. Bunu da x parantezine alırsam ne gelir elime? 3x eksi 2 gelir. Bölü. Aşağıda da ne var yine? Bakın bunu ters çevirdim ya. Şu alttakini ters çevirirsem bu üste geldi. Bu da alta gelecek. X kare artı X artı 1 olacak. Burada da bölü vardı. Bunu da zaten baştan çevirmiştim. Bir sıkıntı yok. Hemen şurayı çarpanlarını ayırmaya çalışıyorum. Çok dikkat ayrılırken ne olacak? 3X'e X diye ayrılacağını. Buranın da 2'ye 1 dahi ayrılacağını. Ama artı olduğu için hemen bakın buraya artı 1 buraya eksi 2 diyeceğim. Çünkü bununla bunu bununla bunu, bunu çarpacağım. Çarpayım ki 3X eksi 2X artı x olsun. O zaman bunu da düzgün yazmaya çalışsak ne olacak arkadaşım? Hemen burası da 3x diye yazdım. 3x eksi 2. Çünkü artı 1 ile çarptığım için aynı parantezde olmayacak. Burası da x artı 1 olmuş oldu. Bölü, bölü. Aşağıda da ne var arkadaşım? x eksi 1 çarpı x artı 1 var dedik. Ve burayı da bitirmiş olduk. Şimdi çok dikkat edin. Çarpmada çapraz. Sadeleşme oldu. Çarpmada çapraz sadeleşme oldu. Çarpmada çapraz sadeleşme oldu. Burada da kesir kendi içinde sadeleşme oldu. E bakıyorsun arkadaşım burada 3x-2 kaldı ve burada da 3x-2 kaldı. Yine aynı şey oldu. O zaman benim sorumun cevabı neymiş? 3x-2'nin karesiymiş dedim. Ve bunu da bitirmiş oldum. Evet arkadaşlar dersimizi bitirmiş olduk. Yorumlarınızı önemsiyoruz. Neden arkadaşım? Çünkü seni önemsiyoruz diye her zaman söylüyorum. Yapman gereken lütfen video yararlı oldu mu bunu bize söyle. Ve öneri tavsiyen şikayetin varsa lütfen söyle. Yanlış yaptığımız beğenmediğin nokta varsa kendimizi düzeltelim. Sana yararlı bir şekilde geri dönüş yapalım. Beğendiğin yer varsa beğendiğini belli et. Like atmayı unutma bizi motive et, bizde daha şevkli, daha da böyle motive olmuş bir şekilde sana yeni videolar hazırlayalım. Ödüllü soruyu bulabildiğim mi? Çünkü video yararlıysa ödüllü soruyu bulabilmiş olman lazım ve de güzel bir ödüllü soru birazdan karşında olacak. O yüzden lütfen yorumlarınız ve like'larınız bizim için önemli. Bunlardan dolayı ödüllü soruya lütfen cevap verin, yorumlara bırakın dedik ve de görüşleriniz, önerileriniz de bizim için baş tacıdır dedim ve Yorumlarınızı önemsiyoruz. sizi de önemsediğimizi tekrardan söyleyeyim. İşte karşında ödülü soru. Lütfen burada 2019'a, 2017'ye, 2021'e A'de gerisinde A'ya göre yazmaya çalış. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.